Evet arkadaşlar, bugün Gigabyte'ın RX 560 ekran kartının kutu açılımını yapacağız ve hakkında biraz bilgi vereceğiz. Sonra da kasamıza monte edip testlerini yapacağız. Hemen kutu açılımına geçelim. Garanti belgemiz. Ekran kartımız. Kullanma kılavuzu ve driver serisi. Şimdi ekran kartımız 4 GB modelinden Overlock Edition modeli GB'ın. Vulkan desteği var. DirectX 12, DirectX 12.1 desteği var. Çift fanlı ekran kartımız. 6000 çıkışı var. Yani ek olarak bir güç ihtiyacı duyuyor kendisi. Tamam, poşetten çıkaralım. Göründüğü gibi. Windforce pervane sistemi bulunmakta bunda da. Aynı en son çıkardığı ekran kartlarındaki gibi. Şurada 6000 güç çıkışımız bulunmakta. 400 watt'lık bir CPU yetiyor. Ancak besler. Ya zaten 75-80 watt çekiyor da. Çünkü hız aşırtma falan yaptığınız zaman bunun yani 85-90'a da çıkabilir. Onların illa 80 çekiyor diye 80 çekecek anlamına gelmiyor tabii ki. Bunu testlerde gözükür bunlar. Gördüğünüz gibi pervaneleri çok kibar ve çok sessiz çalışıyor. 55 derece olmadığı sürece pervaneleri dönmüyor. Kendi kendine stabil olarak çalışıyor. Bakır ısı borularını görebiliyorsunuz. Bakır ısı borusu şöyle gelip şöyle gidiyor ve şu ortada birleşiyor. Tam çipin olduğu yerde, yani işlemcimizin olduğu yerde ekran kartı. Şu şekilde aynen şuradan gidiyor. Yani iki pervanenin altında da bakır boruları sabit. Daha rahat bir şekilde soğutmayı yapabiliyor. Başka bir şey söylemek gerekirse, İsterseniz overlock modunda cihazımızı 1800 MHz hızına kadar çıkarabilirsiniz. Saat başı hızı normalde standart olarak 1300 en son çıkıyor overlock modu. Düz mod 1275, standart sabit modsa 1100. Yani tamamen sessiz modda. Bunu Gigabyte'in kendi sitesinden indirip oradan... Bu sefer kahve içeceğim. Bunu Gigabyte'ın sitesine indirip oradan normal mod, game mod ya da overlock mod, watch mod olarak çevirebilirsiniz rahat bir şekilde. Güç konektörleri bulunuyor içinde. Yani elektrik akımlarında karşı cihazın yanmasına ya da herhangi bir zarar görmesini engellemek için bağlantıları, her şeyi bir geliyor. 3 tane çıkışı bulunmakta. Evet. VGA, HDMI. VGA koymuşlar mı? VGA yok. HDMI, DisplayPort ve en büyük DVI, yani dijital. DVI-D, dijital port. Artık analog port kullanmıyorlar maalesef. Dönüştürücü ile kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Evet, ekran kartımızdan bahsedeceğimiz bu kadar. Sitemize takacağız. Sitemize taktıktan sonra artık testleriyle hepsini göreceğiz. Artık ne kadar test oran veriyor. Bütün oyunları hemen hemen deneyeceğiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.